Çok hoşuma giden bir soru var. Bu günümüzün de bir derdi. Çünkü biliyoruz ki günümüzde herkes her şeyi yapabilir konumda ki evet. Benim de hayatta en büyük çabalarımdan biri multidisipliner olabilme. Bununla alakalı çok güzel bir soru gelmiş. Multidisipliner olma ile ben her şeyi yaparım arasındaki sınır nasıl belirlenir? Wow, çok iyi soruymuş. Harbi Evet. bak, her şeyi yaparız. Hallederiz abi. Ankara modeli. Bunda ne var ki? Hemen öğreniriz. Aslında çok garip bir şekilde en azından akademide multidisipliner olmanın, daha doğrusu aslında multidisipliner lafını sevmiyorum. Yani ona ne diyelim? Daha şumullü bir bilge olmanın, kapsayıcı bir bilgeliğe sahip olmanın önündeki en büyük engel, insanların kendi uzmanlık alanlarında harcadıkları mesaiyi unutup başka alanlarla ilgili bilgilerini yeterli görmelerinden geliyor. Yani bu alanda şu kadar bir şey bilsem bana yeter. Ya gözünü seveyim, sen kendi alanında senelerce çalıştın, saç baş yoldun, laboratuvarlarda belki sabahladın, belki tezler yazmak için ne bileyim bacaklarındaki damarlar büzüştü, bir şeyler oldu. Nasıl olup da bir başka bilgi alanını hemen bu kadar bildim bana yeter diye sınıflandırabiliyorsun? Ve bu çok ciddi, hani bilgiye karşı aslında bir zımni saygısızlık, bilinç dışı bir saygısızlık meselesi var burada. Maalesef mesela futbol gibi, siyaset gibi, din gibi, inanç gibi konular malum Türkiye'de herkesin uzman olduğu konulardır. Özellikle dini konulardaki sorunların nasıl çözüleceğini bilen, ülkelerin nasıl yönetileceğine dair çok iyi bilgileri ve içgörüleri olan insanların dünyada genellikle berberlik ve taksi şoförlüğüyle iştigal ediyor olmaları çok acıdır diyor bir düşünür. Gerçekten de berberler ve taksi şoförleri mesela bir imgesel olarak bu konularda konuşmaya bayılırlar. Çünkü uzaktan baktığında her şey küçük göründüğü gibi bu tip problemler de küçük gözükür ve sen onları alıp yutabilirmişsin, sindirebilirmişsin gibi gelir. Halbuki gerçek hayatta hiçbir bilgi alanı bu kadar gayri ciddi bir yaklaşıma ödül vermez. Yani kendini açmaz. Dolayısıyla çok disiplinli ya da çoklu bilgeliğe sahip bir insan olabilmek için hayatın çeşitli dönemlerinde farklı farklı ya da benzer dönemlerinde paralel olarak birçok farklı alanda zaman geçirmek, zihin mesaisi yatırmak, o konuda derinleşme çalışmalarında bulunmuş olmak gerekir. Bu özellikle günümüzde zor gözüken bir süreçtir. Yani modern zamanın koşullarına bakınca dakikada bilmem kaç tane bilimsel makale yayınlanıyor. Sosyal bilimler, fen bilimleri, onlar bunlar, tonla hikaye var. Her birinin bir sürü alt disiplini var. Bir tanesinin müktesebatını takip etmeye normalde insan ömrü yetmiyor. Yani herhangi bir tanesine yetmiyorsun. Kaldı ki bütün bu alanları nasıl bileceksin? İşte burada da çok önemli bir şekilde alanda üretilen çerçöp ya da geçici bilgiyle alanın öz bilgeliğini birbirinden ayırt edebilecek bir çalışmışlık lazım. Bunun için de önce her alanın içine gireceksin. O alanla ilgili temel başlıkları, sorunları, çalışma alanlarını ve alanın metotlarını anlayacaksın. Ve onu anladıktan sonra da bu alanın ortaya şimdiye kadar koymuş olduğu ana ve insan hayatı için önemli, insan düşüncesi için önemli çıktılara bakacaksın. Şimdi bu her alanda yapabileceğin bir şey. Bunun için hiçbir alanın özel uzmanı olmana gerek yok. Ve zamanında bilgi, yani data olarak söylüyorum, bugünkünden daha az olduğu eski zamanlarda Avrupa'da işte 1700'ler, 1800'ler, 1600'ler bandı ya da işte Bağdat'ta 800, 900 ya da 1000 senesi gibi zamanlar. Bu dönemler insanların tabiat biliminden fiziğe, işte inançla yani ilahiyattan sosyal bilimlere oraya buraya sürekli her alanda yazıp çizdiği ve araştırdığı zamanlardı. Sonra sanayi devriminden sonra bilime uzmanlık girdi. Hepimiz belli bir alana kilitlendik. Bütün eğitimde uzmanlaşmaya yönelik olarak akıyordu. Hepimiz tek bir alanda uzman olması gereken insanlar gibi yetiştiriliyorduk. Ve bu süre sonra bu dünyada neye sebep oldu? Özellikle gelişmiş ülkelerde uzmanlık körlüğü dediğimiz bir şey. Herkes kendi alanına daldı. Onun dışındaki dünyayı görmez hale geldi. Hatta bunu psikoloji bilimindeki karın ağrısını ben psikolojiye misafir geldikten sonra görmeye başladım. Nöropsikologçular var, bir de saf psikologçular var. Nörocularla saf psikologçular arasında böyle tatlı olmayan garip bir gerilim var. Biri diyor ki beyinle insan mı anlaşılır? Öbürü diyor ki beyinsiz insan mı anlaşılır? Güzel kardeşim. Yani bu öyle bir şey değil ki. Biri devasa bir müktesebat, öbürü gayet emekleyen ama çok etkili bir bilim alanı. Gel şunları masaya koyma cesareti gösterelim de birleştirmeye çalışalım bakalım neler bulacağız burada. O cesareti gösterme zorluğu neden kaynaklanıyor? Herkesin kendi uzmanlık ve diploma alanındaki konforundan kaynaklanıyor. Bu konfor güzel bir konfordur. Bu konfor
belki zor bir konfordur. Ve bu konfor cezbedici bir konfordur. Yani gel der buraya çünkü sistem bunu ödüllendirir. Sen ne kadar kendi uzmanlık alanının içerisinde rutin işleri ya da üretimleri yaparsan sistem der ki al sana şu kadar maaş, al sana şu kadar terfi. Ama bazen alanlar arası gezen insanlar çok büyük zorluklar yaşarlar. Bu hep böyleydi. Hep de böyle olacak gibi gözüküyor. Ben mesela öyle çok akademik anlamda multidisipliner bir insan sayılmam. Yani çok disiplin gezmedim. Kendi kişisel merakım açısından her şeyi okudum şimdiye kadar ama akademik olarak tıp fakültesinde A koridorunda bulunan bir bölümde master yapıp B koridorundaki kardeş bölümde doktora yapmaya çalıştığımda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kriz oluştu. Şimdi diyorlar ki olmaz ya niye olmuyor diyorum ya. Aynı şey bu ya burası histoloji ben fizyolojiye geçeceğim. Üniversite karıştı, prosedürler. Herkes ne arıyor biliyor musun? Niye olmaz? Onu arıyor. Yani olmaz eminler. Çünkü o bölüm başka, o bölüm başka. Ya tıp fakültesinin iki bölümü. Biri hücreyi anlatıyor, öbürü hücre nasıl çalışıyor anlatıyor. Ben diyorum ki burada master yaptım. Tuğlaları öğrendim. Buraya geçeceğim. Bir de binanın çalışma biçimini öğreneceğim. Yok olmaz olmaz. En sonunda baktılar yönetmelikte bir şey bulamadılar. Ben bir ay gecikmeli olarak başvurabildim fizyoloji bölümüne. Bu zorluklara rağmen mesela o gezme hallerim şimdi mesela psikoloji bölümüne gelmiş olmam bana müthiş bir avantaj sağladı. Adeta bir kapalı kutu içerisindeki bir şeyi 30 ayrı pencereden görebilme şansı veriyor sana. Ve tek bir pencereden baktığında onun şeklini sadece bir şeymiş gibi zannederken çok farklı pencerelerden baktığında da sana enteresan bir yeni resim çıkıyor. Sonra da insanlar diyorlar ki ya Sinan Hoca ne kadar orijinal bir fikir. Orijinal fikir falan değil. Sen de gezersen sen de görürsün. Yani çok yerden bakmak lazım. Biraz tabii saç döküyor, biraz işte böyle beden pörsütüyor, bir şeyler yapıyor ama insanın ruhuna gerçekten dinçlik veren bir şey. Burada tekrar altını çizeyim. Ben tam anlamıyla bir polimat ya da multidisipliner insan değilim ama savunduğum şey temelde şu. Özellikle verinin bu kadar aşırı miktarda çoğaldığı bir zamanda artık belli alanda uzman insanlar gereksizler sınıfına geçecek. O insanlar gereksiz olacaklar. Kimler gerekli ve elzem olacaklar, lüzumlu? Farklı alanların verilerini bilgece birleştirip oralardan yeni sonuçlar, yeni araçlar, yeni teknolojiler ve yeni yollar çıkarabilenler en çok ihtiyacımız bu aralar. O insanları yetiştirmek için de bu dediğim meseleye dikkat etmek lazım. Yeni eğitim kurumları muhtemelen mesleki eğitimi çok kısa tutup tecrübi eğitime ağırlık veren ve insanların alanlar arasında gezmesini mümkün kılan daha özgür bir akademik ortam olacak diye düşünüyordum ki bir anda dünyada olduğum aklıma geldi. Bu biraz zor olacak ama yarın olmayacak onu söyleyeyim. Yani biz ütopyacılar genellikle hayat süremiz içinde pek mutlu olamayız. Ama bundan sonra hocam, olacak. Şimdi ben de bu ütopyacılardan çıkarak realist dünyada karşılaşılacak bir zorluktan bahsetmek istiyorum. Bunu olmak isteyen zamanını işte var ya eforunu her şeyini bu multidisipliner yolda interdisipliner dolu bu yolda harcamak isteyen kişilerin önüne bir de gerçek hayatın engeli çıkıyor. Şöyle şunlarla karşılaşılabiliyor. Ya sen bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsun? Demek hiçbirinde uzmanlaşmamışsın. Ya ne kadar çok alanı okuyorsun? Bence hiçbirini yapamadın. Ki bizlerin de şahit oldu. Hatta sizinle zamanında üstüne de konuştuğumuz şeylerdi bunlar. Burada sanırım kulak tıkamayı öğrenmek gerekiyor. Başta gerçekten zor oluyor. Çünkü ben de multidisipliner geliyorum biliyorsunuz. Tamam uzmanlığım psikoloji üstüne benim. Klinik psikoloğum ama aynı zamanda iki lisans daha okuyarak geldim ve multidisipliner olarak kendime bir bakış açısı katmak istiyorum. Fakat buna rağmen okuduğum şey eleştiriliyor. Hani tekrar başka üniversite nasıl okursun? Neden? Sadece kendimize katmak istediğimiz şey dışarı dünyayla uyuşmuyor. Aynen. Alışkanlıkların dışında. Bu arada seni biliyorum ama yan dal, çap dal var ya o şeyler sizin birlikte diploma almalar. Bunlar çok disiplinli olmayı zorlaştıran şeyler. Altını çizeyim. Sen şanslısın, sen meraklısın. Bir de benimle tanıştın. Zaten daha ne olacak? Ama çok alanda diploma alacağım diye bir 4 senelik mevzuyu o diploma peşinde koşarken harcama sırasında alanlarda derinleşme zorlaşabiliyor. Bunları dedim ya, ya paralel ama mümkünse yaşamın farklı zamanlarını ayırarak derinleşmek lazım. Bu arada diploma bunu vermiyor. Hazal'ın multidisipliner olmasının sebebi Hazal bu işleri böyle hayatına yerleştirdi. Yani bunları yaşıyor aynı zamanda. Yani bir diploma aldım diye multidisipliner falan olmazsın. O diplomayı hayata hakkıyla yerleştirirsen, onunla ilgili araştırma okumalarına devam edersen ancak o şekilde olabiliyor. Ve tekrar edeyim, geleceğin en önemli yol açıcıları polimatlar olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu arada şu üç terimin de farkını bilsek iyi olur. Biraz önce geçtim. Multidisipliner, interdisipliner ve cross disipliner. Üç tane ifade var.
multidisipliner birden çok alanın bir araya gelip yaptığı çalışmalar. İnterdisipliner yine farklı disiplinler var ama çalışılan konu genellikle bu arada hep böyle ideal anlamlarda kullanılmıyor ama kök anlamları bu. Birçok disiplin bir araya geliyor ama üzerinde çalıştıkları konu hiçbir disiplinin konusuna direkt girmiyor. Yani aralarda kalıyor. İnterdisipliner dediğimiz o. Cross disiplinlerde ise bir ya da birkaç disiplinde üretilmiş bir bilgi ya da metot tamamen alakasız genellikle başka bir disiplinin sorununu çözmek için kullanılıyor. Mesela kaos teorisi çalışmaları cross disiplinlerdir. Fizikçilerin, matematikçilerin bulduğu şeyi mesela biyologlar bir biyolojik probleme uygularlar falan gibi. Dolayısıyla bunların hepsi akademinin gezme tozmalara verdiği isimler. Ama polimatlık bunların daha üstünde bir şey. Bir bilgelik biçimi, bilgiyle, dünyevi bilgiyle elde edilen bir bilgelik biçimi. Zor bir şey, hani bizim halk arasındaki kibar tabiriyle sıkar biraz. Ömrünü yatırmak lazım, ciddi kararlı olmak lazım ama ödülü çok büyük. Muhtemelen gerçek bir polimat ölümsüz olmaya en çok yaklaşmış adamdır. Eğer bunun kanıtını istiyorsanız tarih boyunca ismini bildiğiniz hemen hemen bütün büyük bilim insanları düşünürler. Ve hatta mucitlerin önemli bir kısmı polimattır. Başta Isaac Newton, Galileo, Farabi, İbn Haldun, aklınıza kim gelirse bu hatırladığımız bildiğimiz insanlar. Hatta Albert Einstein de bence dahil polimat insanlardır. Onlardan daha çok lazım. Ben de hocam bunu psikoloji tarihini anlatırken, psikoloji tarihinin başlangıcından beri psikolog tanımı almadan birçok işi yapan insanları örnek vererek gösteriyorum. Çok da güzel bir noktaya değil. Hep söylüyoruz ya, psikoloji kuranların hiçbiri psikolog değil diye. Onlar hep düşünür aslında. Freud bir düşünür, Adler bir düşünür. Gerçekten bu alana katkı yapmış insanlar insan üzerine düşünen insanlar. Böyle sınıflandırabiliriz. Düşünürler dolayısıyla.